Ben de çok fenayım. Ölüyorum, ölüyorum. Kendimi fayansa yapıştırmışım. Fayanslara yapış. Ama bakıyorum. Ağlama, ağlama, ağlama. Geçer anam yoğurt sür, yoğurt. Yoğurt sür, yoğurt, yoğurt, yoğurt. Bakayım hele bunlara. Anne ne oldu ya size? Yazık ağlıyor da. Ay siz niye kendinizi bugün böyle rezil ettiniz? Nuri Sunni, ben bir de Nuri'nin kocası. Gittik şeye sahile bugün anneciğim. Dedim Nuri, dedim sen bu kocanı niye getirdin bu kadar kadınların arasına? Dedi evde de kalmasın, ne bir kirlet yok dedim, neyse iyi dedim. Gittik anam şeye, her zamanki gittiğim bu sahil çansu. Birkaç tane böyle çubuk dikmişler, yanına örtü koymuşlar, rolcat diyorlar. Paralıdır giriş dedi. Dedim niye? Biz her zaman burada yüzüyoruz dedim. Ondan sonra dedi ki yok dedim, para ne kadar dedim. Dedi 400 ile 700 arası değiştirdim. Sen ne konuşuyorsun dedim. Ondan sonra dedim siz kimsiniz dedim, bunları size hangi hak verdi? Kim hak verdi? Dedi biz işletmeciyiz dedim. Peki sizin dayınız kim dedim. Dedi hanımefendi lütfen çıkar mısınız dedim. Çıkmıyorum dedim. Ben cahil değilim dedim. Sahil yasalarına göre 50 metre yakınına çivi bile çakamazsın denizin tarafına dedim. Sen nedir örtü mörtü koymuşsun, kazı koymuşsun, loca diyorsun dedim. İyi demişsin, çok saçma. Tabii herkes bilinçlensin kızım. Halkın plajlarını alıyorlar, kendilerine para yedirmek için dayı buluyorlar. Sonra da efendim giremezsiniz. Neyse dedim, benim de çekilir misin dedim, ben senin locana girmiyorum. Denize gidiyorum dedim, denizi de herhalde kiralamadın dedim. Dayının gücü denize yetemez dedi. Ondan sonra kızım denize girdik tabii anneciğim. 5 saat boyunca dışarıya çıkamadık, sahil paralıdır yani. Yemin ederim tam 5 saat ki biz böyle denizin içinde böyle öldük. Şeyde sahilde yamyamda kaçarken gittik denizde tuza sarıldık anneciğim. Biliyorsun tuzlu su daha çok yakıyormuş anneciğim. Sonra Nuri'nin kocasının da boku geldi mi o ara? Yeri yok tabii. Gitmiş zorunlu olarak o da bu şeyin işletmenin şeyine konarmış, tuvaletine konarmış. Dışarıya çıktı, Cansu yalan söylüyorsam Allah benim belamı versin. Şey tuvalet 500 lira. Ya saçmalama. Yemin ederim. Yemin ederim Cansu 500 liradır istiyor, istersen locayı alıp bedava girin diyor. Ma baktım Nure odur bu cüzdanında artık hani biliyorsun rezillik çıktı. Nure baktım paralarını sayıyor, 433 lira çıkardım. Verecek miydiniz? Evet kız veriyor geri zekalı. Tamam dedim, biz veriyoruz paramızı ama dedim Nure'nin kocasının bokunu geri istiyoruz dedim. Bizim için değerli dedim, lütfen verir misiniz dedim, biz de evimize yolumuza gidelim dedim. Ne onlar bize boku verebildi Nure'nin kocasının bokunu ne de biz paramızı verdik. Çıktık eyle dışarıya çıktık gittik. Anlayacağın halk plajları yamyamların eline geçmiş kızım. Bir şey kalmamış ki her tarafı yiyorlar. Hayvanları yediler, ormanları yediler, sahilleri yediler. Bırakmıyorlar ki halk bir şey yapsın, parası olmayan evde ölsün diyorlar. Bir bakar mısın? Anne gerçekten kendini rezil edip gelmişsin, böyle bir şey olamaz ya. Bu sahiller denetleyen kimse yok mu kızım ya? Vaysız bir günün yok ya. Ben zalime boyun eğmiyorum, o yüzden beni sevmiyor insan. Ben konuşurum, ben söylerim. Ben Nure gibi kocamın bokuna 433 lira versem ooo. Kocam orada öldürürüm daha iyi. Ay anne ben de Nure ablaya inanamıyorum yani. O kadar parayı verecek miydi o da? Parayı verirdi Cansu. Dedim eri Nuri dedim. Senin kocan 433 lira ediyorum ki sen kocanın bokuna 433 lira veriyorsun dedim. Vergisi kocanı onlara bırak dedim. Beni kapıdan bırakırdım. Halkın durumu budur işte. Halkın durumu bilinçsiz bir şekilde 5,5 saat suyun içinde kalmak. Sahile çıkamazsın, yamyamlar yer çünkü seni. Acı, komik değil. Tamam, tamam ben konuşamıyorum, kulağım yanmış ya. Telefonu bastıramayayım, görüşürüz. Görüşürüz. Bu da sünnet rastlarını yatırmışlar. Gözü yanmış.